Nursena yenir, yener, cover yapan biri. Nursena bizim Nursena değil, değil mi Özgün? Bana tanıdık geliyor hocam, ilginç bir şekilde. Niye tanıdık geliyor? Bana da tanıdık geliyor. Kim? Çok yabancı gelmedi isim. Bir de öyle dene. Kendi kendine konuşan adamlar bakalım. Nursena yener. Madrigal seni dert etmeler. Seni dert etmeler. Cover. Nursena yener. Akorlara bakıyor. Sözleri. Bazen bana gelir gider, seni dert etmeler, seni rüyalarımda hapsetmeler. Ne güzel okuyor değil mi? Çok güzel okuyor. Gerçekten çok güzel. Çok etkileyici bir ses rengi. Şimdi mesele şurada başlıyor çocuklar. Böyle düşünelim. Şimdi renk böyle soprano'ya yakın bir renk. Tatlı bir tiz renk. Yaş genç. Tiz, daha da tizlerin parlak çıkmasını sağlıyor. Güzel. Fakat sesi kullanma. Yani nasıl kullanıyor bu sesini? Yani soprano var. Farklı, daha kuvvetli, daha bilmem ne falan bir sürü şey kullanırken. İfadeleri çok naif. Ama cılız değil. Naif ama cılız değil. Bu ikisi arasında çok fark var. Bazen naif okumayla cılız okumayı karıştırıyoruz çünkü. Naif okuduğun zaman bıt 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 hiçbir şey anlaşılmıyor. Gayet her şeyi duyuyorsunuz değil mi? Ne dediğini anladık ve duyduk. Gelir gider seni dert etmeler, seni rüyalarımda hapsetmeler, yıldızların hırsızları mı var? Son derece de sade okuyor aslında. Biz kanalda bir sürü name fırtınası yapan insan dinledik. Birçoğuna bayıldık. Ama hani hep diyorum ya, mesela name deniyor olmuyor. Ya niye ben name yapamıyorum falan. Oysa ki bambaşka bir tarafı daha var filmin. Yani bu taraf name okuyanlarsa hiç namesiz tertemiz okumanın da müthiş bir etkisi var. Aynı oranda etkisi var. İşte bu doluyor demek ki. Yani içine bir şey katmadan sade bıraktığınız şeyler de çok etkileyici olabiliyor. Nursena bunun örneği. Tutamam tutamam hep yeni bir gün doğar. Başka bir uzun parmakları var. Müzik yeteneği olan bir kız. Çok güzel. Doğru yetenek, doğru zamanda, doğru kişiyle birleşmiş. Gitar çalmayı öğrenmiş, kendini geliştirmiş. Ve bu resmen böyle hani büyüyen bir filiz gibi. Yani her geçen saniye daha da başarılı olduğunu görebiliriz kendisinin. Doğru yöntem bu ya çocuklar. Müziğe ilginiz varsa çocukluk yaşlarında mutlaka enstrüman çalarak başlayın ve ilerlemeye çalışın. Şarkı söyleyin, becerinizi arttıracak her şeyi dinleyin, müziğin içinde kalın, müzikle olun. Mutlaka hayatınızda müzik olsun. Uzak tutarsanız bunu çünkü gelişme şansınız yok. Çocukluk çok önemli, unutmayın. Ama onun da öğreneceği şeyler var. Mesela Nursena bu şekilde telefon karşısında gitar çalıp kendi kendine söyleyip kaydetmeyi çok geliştirmiş olabilir. Ama seyirci karşısında stüdyoda başka bir şeydir bu. Aynı değildir. Orada da deneyimler edinmesi gerekir. İyi şarkıcılık sadece bu değil çünkü. Zaman, tecrübe, süreç her şeyi çok daha farklı yapıyor. Yani siz burada beğendiğiniz bir şeyi bir gün sahnede izlediğinizde aynı etkiyi almayabilirsiniz. Ya ben orada izlemişim daha iyiydi ya falan dersiniz. Çünkü o konuda daha yetkinliği yoktur. O başka bir alan. Alan değişti mi okuma değişir. Aynı kalmaz. Bu okuma. Bu ortamın okuması. Fakat bu ortam için mükemmel okuyor. Pırsına, gerçekten kusursuz. Zamanı tutmaya, vezayı uçmaya, geride kaldılar, geride kaldı o günler. Herkesin bir sesi var ve herkesin ses rengi güzel. Fakat ana ses rengini şarkıyla beraber sunabilmek, yani Allah vergisi bir yetenek.
o harfleri, ses uzatmaları, yani o dengeleri, volüm dengesini, karşı tarafı rahatsız etmeyecek şeyleri, pese iniyor mesela. Öyle güzel havayla karışık veriyor ki o balansı yakalamış, yani o dengeyi yakalamış. Artık o Nur Sena Yener okumasına sahip yani. Sen tatlı, yetenek. Eğitimle veremezsiniz. Eğitimle bu yeteneği veremezsiniz kimseye yani. Eğitimle yetenekli birini çok daha iyi hale getirirsiniz. Çok daha iyi sonuç aldırırsınız. Ama yeteneği veremezsiniz kimseye yani. Öyle bir şey yok. Başka bir evrende en güzel halinle sen hayata karış, ben bağda bitireceğim. Kır günüm kendime. Geçiyorum. Günüm çok başarılı. Bravo Nur Sena.